Merhaba sevgili izleyiciler. Yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Bu sefer konuğum Sokar Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikail Yusifov var. Mikail Bey, şimdi eğitim hayatınızda hayalleriniz vardır. Ama bu buralara kadar gelebileceğinizi düşündünüz mü, planladınız mı? Yoksa sizi buralara iten çok cesur kararlar var mıydı? Bunu paylaşabilir misiniz? Kesinlikle çok teşekkürler öncelikle ve ee, hayallerin bence her zaman çok yüksek olması gerekiyor. Ee, bununla ilgili ben bir böyle bir şey okumuştum. Yani hepimizin de belki bildiği vardı. Hep diyorduk bunların hedeflerini işte şuraya tuttu en azından şuraya kadar ulaşsa falan. Böyle bir düşünce içerisinde giderken benim bir arkadaşımın böyle çok yakın bir üst düzey bir yerde çalışan bir böyle kabasıyla konuşurken demiş ki bu düşünce yanlış. Yani hedefini de en üstte koy. Hiçbir zaman da kendine bir plan B yapma ki, hani orası olmazsa burası olsun. Bu çünkü insanı hep böyle daha böyle kolaya alıştırıyor. Hani olmadı, işte yaklaştım, fena değildi falan. O sebepten tabi her zaman hayallerin büyük olduğu istedim. Yani sadece istemek de yetmiyor. Yani bunun için iyi eğitim lazım. İyi insanlar çevrende olması gerekiyor. Yani bugün ona işte ismi Network oldu. artık Networking mesela çok önemli bir şey. Çünkü yani... Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru o sebep için buluşmak çok önemli. Çünkü hani yurt dışında okuyan da çok insan var. Dünyayı görmüş de çok insan var. Çok isteyen insan da çok fazla. Ama bunların her bir arada bulunması, aynı anda denk gelmesi tabii şey oluyor. Yani böyle zor oluyor. Bir de tabii ki hani cesur karar. Hani benim açımdan biraz hani şans biz Azerbaycan'daydık ama hani Türkiye hep bizim yakınımızda oldu. Yani uçakla hani üç saat diyelim. O sebepten hani onu bilmiyorum hani Türkiye'ye taşınmaya ne kadar cesur karar diye netelendirebilirim ama Azerbaycan'da bir devlet kurumunda çalışıyordum iyi pozisyondaydım ve yani belli bir noktadan sonra bir sonraki adım atmak bir sonraki yani dünyaya daha farklı bir şekilde açılmak gerektiğini ben de düşündüm evlendim bir ay sonra Türkiye'ye taşındım yani o açıdan bilmiyorum benim için mi daha cesur yoksa aile <laughs> için mi e, ama yani öyle bir adım attık geldik ve şu an açıkçası o da fazlasıyla mutluyum. Bence çok cesur kararlar. Merak ettiğim bir konu daha var Mikail Bey. E, o da şu dev bir şirket Sokar Türkiye. Şimdi Sokar Türkiye'nin iletişimini yönetiyorsunuz. İtibar yönetimini siz yapıyorsunuz. Bu yaptığınız çalışmalarla işte hem Sokar Türkiye ekibi hem iş ortakları motive oluyorlar. Peki bu iletişim yapan lider olarak siz kendi motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? İtibar en önemli şey ee, ve itibarda da hiçbir şekilde bir tasarruf yapılmaması gerekiyor. Özellikle büyük bir şirket olarak nitelendiriyorsanız kendinizi. Yani bu anlamda bu büyük bir sorumluluk. Aslında şirketin itibarı bir anlamda sizin de itibarınıza dönüşmüş oluyor. Yani o sebepten orada bir empati yapabiliyorsunuz. Yani kendinizi ne kadar iyi yani hissetmek istiyorsanız, bulunmasını, görünmesini istiyorsanız aynı şekilde şirketinizin de o itibarını korumak, onun için çabalamak zorunda oluyorsunuz. Ve bunu yaparken tabii çok büyük bir enerji sarf etmek gerekiyor. Çünkü çok araştırmalısın, çok okumalısın, biraz daha şüpheci olmak gerekiyor. Nereden problem gelebilir, nerede fırsat var, nerede gelişebilirsin. Başkalarının yapmadığını yapabilirsin veya yaptığını daha farklı nasıl yapabilirsin senin şirkete ve kültürüne uygun bir şekilde. Tabii bunu yaparken inanılmaz büyük bir enerji gidiyor ve burada hani ben yani ekip çalışmasının çok önemine inanıyorum şu açıdan. Yani tek başına yapılacak bir şey değil. Yani herhangi bir şekilde yani genel olarak işler tek başına yapılmaz ama ekibi de motive etmeniz gerekiyor. Çünkü bizim özellikle iletişim tarafında hani ben hem iletişim hem kamudan sorumlu olduğu için özellikle iletişim tarafında insanlara bir enerji veriyorsunuz. Ama enerjiyi de bir şekilde sizin almanız gerekiyor yani onları iç iletişimde motive tutmanız gerekiyor. Pazarlama tarafında dikkat etmeniz gerekiyor. İşte medya ilişkilerinde veya mesela daha farklı alanlarda ve burada ee, i̇nsanın kendine bir e, bir şey seçmesi gerekiyor. Yani spor olabilir, gezmek olabilir, e, farklı düşünme. Yani ben açıkçası kendimle ilgili özellikle son iki yılda hani kendime seçtiğim bir yıl oldu. Yani ben böyle bir daha kiloları veremedim kendimcin ama çok şunu iyi yapıyorum. görünüyorsunuz. Ee, şu, şunu yazın Bakü'deydim biraz çok fazla kilo aldım ama şey açısından hani Bizim bir şekilde kafayı dağıtmak gerekir. Yani spor yeri de spor gibi düşünmemek gerekir. Yani oraya gidiyorsun, oradaki insanla konuşma, motivasyon, bir saat her şeyden uzak kalmak. Doğru. Yani bu bir yaptığım iş kendimce. İkincisi, mesela kitap okumaya dikkat ederim. Bu benim için hani beş dakika bile olsa günün sonunda onu yapmasan bu sefer. ...bir yerden bir eksik olmuş gibi oluyor. Mesela bu ben benim için, şahsım için önemli. Bir de tabii ki çok fazla olmuyor ama bunu yaparken de açıkçası biraz kopmak da zor oluyor. Ee, yurt seyahatleri. Yani bu bir günlük olabilir, aileyle olabilir, yurt içinde olabilir fark etmez ama önemli olan... ...iyi bir arkadaş grubuyla, iyi bir çevreyle... Bir mekan değişikliği. E, ...bir yere gidip böyle bir kafa dağıtmak. Herkeste bu fırsat olmuyor, kabul. Ama herkesin de çok farklı seçenekleri var. Herkesin kendi hobisi var, hayat tarzı, bakış açısı bulunduğu ülke, coğrafya ama bu eminim ki insan sadece şunu yapması gerekiyor. Yani biraz kendisiyle baş başa kalıp tam olarak ne istiyorum? Sakin kalmak, tek başına kalmak, ormanda yürüyüş yapmak, ne bileyim hani bunun için paraya gerek yok veya bir zamana ve isteğe ihtiyaç varsa bir de ilk o adım atmaya ihtiyaç var sanırım. Valla ben şu an motive oldum. Röportajı bırakıp ona. bir yürüyüşe çıkalım Aa, diyeceğim. Hafta gideriz. <gülüyor> <gülüyor> ben her hafta sonu pazar günü böyle bizim ekipten falan bir arkadaşlar böyle birisini alıyorum. Belgrad Ormanı'na gidiyoruz. Ama <laughs> hep de bana diyorlar ki bir kurban seçmişsin kendine. Yani böyle Aslında çok verimli bir toplantı oluyor o tarafta da. Ama yani açıkçası benim mottom şu oluyor. Eğer öyle bir yere gidiyorsam hiç konuşmuyoruz. Yani tamamen sıfır. Çünkü zaten hafta içinde yeteri kadar konuşuyoruz. O bir saati biraz daha böyle bir hani e, kafa rahatlaması, kendimize bir zaman ayırmak gibi görüyorum. O zaman ben şunu da cevabını almış oldum. Dev bir enerji şirketinin yönetim takımı enerjisini nereden alıyor? Bunun da cevabını almış oldum. Şimdi e, Sokar'ın Türkiye'deki faaliyetlerinde 15. yıldayız. 15. yıl geride kalmak üzere. Tabi bu 15 yılı hızlı bir şekilde özetlemek pek kolay olmayacak ama yine de merak ediyoruz. Bu 15 yılı özetleyebilir misiniz? Hakkı Bey 15 yıl hem çok kısa bir süre hem de ee, gerçekten de insan hayatı açısından bakarsanız da inanılmaz bir süre yani 15 bir yıl. Ve şu önemli olan burada hani biraz mütevaziliği kenara bırakıp hani 15 yılda Türkiye gibi böyle bir rekabetçil bir ortamda böyle büyük bir nüfusa sahip birçok yerli yabancı şirketin bulunduğu yani bir şir dünyada yani bir ülkede e Azerbaycan'dan gelip buraya yaklaşık 18 milyar doların üzerinde yatırım yapıp mesele sadece para da değil o parayı doğru yerlere yapmak ve onu doğru yönetmek ve yani bu 15 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin en büyük şirketlerinden, en büyük gruplarından, en yani endüstri gruplarından birine çevrilmek yani dile kolay ama bunu gerçekten arka fonunda çok emek var, çok emekçinin çabası var, çok çalışanın alın teri var, fedakarlığı var kendisinden. Biz 2008'de Türkiye ilk adımımızı attık Petkim'le. Ee, hemen 1453 hektarlık bizim bir Ali Ağa Yarmadası'nda bir yerimiz vardı. Hemen 1453 hektar. Evet o da sembolik. çok yani böyle bize de şey geliyor her zaman onunla gururla söylüyoruz. Türkiye'de hani böyle bir o alanda stratejik bir alanda Petkim gibi köklü bir şirket yanına hemen çok hızlı bir sürede yani ve Türkiye'de son 40 yılda yapılan yani real sektör tarafından tek nokta yapılan en büyük yatırım yaklaşık 6.7 milyar dolarlık bir star rafineri. 11 milyon ton yıllık petrol işliyor. Türkiye'nin de yaklaşık %20'sini yani petrol işlemiş, petrol ihtiyacını karşılıyor. Yani tek bir nokta. Yanına terminal, konteyner terminali yani o da Ege'nin en büyüğü. Ee, yanına rüzgar güllerimiz yani bizim sürdürülebilirlik amaçlarımıza da destek verebilmesi için. Onu çıkıp yani biraz kenara çıkıp yani TANAP gibi çok yani Türkiye'nin bir başından o bir geçen bir proje. Ve bunun çok zamanındaki genelde bu projeler geç, gecikir. Yani bizde TANAP tam zamanında bütçenin çok çok altında yani doğru planlamayla yapıldı. Akabinde hemen yani bizim b 2 ayağımız çok yoktur. Yani biz genelde b 2 bir, bir şirketiz ama B2C, evet. Kayseri'de Bursa'da ilk müşteriyle temasımız yani doğal gaz dağıtım şirketlerine orada da yaklaşık 1.6 milyon kişiye aboneye hizmet veriyoruz. E, bir Millenicom şirketimiz var. Hani internet e, hizmeti sağladığımız. Bir Sokar Fiber şirketimiz var. Türkiye'nin bir başından diyor başına geçen kesintisiz bir fiber hattı. Yani bu da Türkiye'de çok fazla şirkette yok. Ve bunun da ötesinde tabii ki bunun yanında ARGE var. Yani bizim yani şirketin alt böyle diyelim ki şey, çalışmalarını destekleyen, temelini destekleyen. Yani böyle bir yapıyı, büyük bir yapıyı, yani bir endüstri yapısını e, 15 yılda e, böyle bir hale getirmek gelecek adına da umut veriyor. Demek ki daha fazla fırsat var. Bu aslında Türkiye için de güzel bir örnek. Yani e, ki demek ki yeteri fırsatlar sağlandı, yeteri olanaklar sağlandı ki bir şirket e, geldi, Türkiye'de böyle bir yatırımı yaptı ve bugün de bunun hem kendisi için e, şirket olarak e, hem Azerbaycan hem de Türkiye ilişkileri için de inanılmaz bir fırsat şimdi. Gerçekten öyle ama çıtayı çok yükselttiniz. Yani Türkiye yapılan en büyük dış yatırım oldu. Şimdi yapılan çok e, önemli işler var. Bu işlerden Türkiye'nin faydasının ne olduğuna baktığımızda işte ithalatımız çok önemli bir oranda engellendi Sokar Türkiye sayesinde e, ve çok stratejik bir güç elde etmiş olduk. Şimdi bu başarılı işlerin yanında sizin yönettiğiniz bir takım faaliyetler var. Onlar da sosyal sorumluluk projeleri ve bir de sürdürülebilirlik. Bu alana çok dikkat ediyorsunuz. Az önce biraz bahsettiniz mesela rüzgar gülleri dediniz. Ben o rüzgar güllerini gördüm bu arada. E, videosunu da çekmiştim. Çok mutlu oldum. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Sosyal sorumluluk hakkı ve çok e, şu açıdan bakmak gerekiyor. Yani bir şirket e, toplumdan bir şeyler alıyor. Yani bu nedir? Bu oranın insanıdır, oranın çalışanıdır, oranın enerjisidir. Onu bir şekilde geri vermesi gerekiyor. Yani şimdi bu gözle bakarsanız yaptığınız sosyal sorumluluk projelerini bir e, harcama olarak değil... Yani bir cost olarak değil, bir ora bir fayda olarak görürsün. Fayda olarak görürseniz gerçekten de onun geri dönüşünü hissedersiniz. Ve bu sefer insanlara da dokunur, mutlu olursunuz, daha fazla yapmak istersiniz. Aslında genelde böyle başlayıp yarım kalan kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin durma nedenlerinden bir tarafı bunu yapmak için yapmaktır. Yani bir böyle hani bunu yaptık bir yerde raporlayalım, anlatalım. Ondan sonra önümüzdeki sene yok o projeyi bitti. Ee, ama biz olayı biraz açıkçası daha farklı açılardan bakmaya çalıştık ve bunu da yaparken de mesela bir seneye de mesela boş geçirdik, şöyle boş geçirdik dedik, analiz yapalım. Yani insanların, toplumun, orada bulunan insanların neye ihtiyacı var, hangi alanlardan dokunmamız gerekiyor. Şimdi biz yani özellikle mesela orman yangınları olduğu dönemde ve ondan sonraki dönemlerde hep bir mesela kendimize bir şey edindik. Mesela her yıl sene hemen hemen fidan ekiyoruz. Ve bu, bu şunu şöyle bir hale de getirdik. Çalışanlarımız adına dikiyoruz. Ee, çalışanlarımızı bir kampanya yapıyoruz. Diyoruz ki siz bir yap, biz iki yapacağız şirket olarak. Double edeceğiz onu. yani e, iki katlayacağız. Ee, koşuya gidiyorlar insanlar. Onun için yapıyoruz. Bir proje bitiriyoruz şirket içerisinde filan dikiyoruz ve bunu aslında biraz daha böyle bir kültür haline gelmesine odaklanıyoruz. Diğer taraftan okullarımız var bizim birçok. Hani Haydar Ali, Aliyev ismini taşıyan özellikle e, Azerbaycan için çok önemli bir lider. Türk dünyası için önemli bir lider ve onun ismini taşıyan Türkiye'de yaklaşık 10 bin öğrenciye hizmet veren okullarımız var. Yani küçük bir rakam değil, büyük bir rakam. 10 bin öğrenci ve yani şu açıdan biz olaya bakıyoruz. Orada e, Türkiye Müfredatı Eğitim Bakanlığı'nın dersleri işleniyor ama bir taraftan da aynı zamanda Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine insanlar bulunduğu yer dolayısıyla da yakınlaşma başlıyor. Bu da bence çok önemli bir şey çocukluktan itibaren. Yani bu iki ülkenin yüzyıllara dayanan dostluğu, kardeşliği var. Bir nebze doğru orada olsa oradan destek vermeye çalışıyoruz. Çok gurur duyduğum, mutlu olduğum bir konu var. Özellikle de Biliyorsunuz otizmli çocuklar mesela çok büyük, herkes için çok önemli bir hassas durum. Çok ve Ben şirketimizde bulunduğum yaklaşık 10. sene bu sene, 10. senem hatta birkaç hafta önce tamamlandı ve şirketimizde yaptığım ve çok mutlu olduğum bizim kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi otizmli çocukları eğitenleri eğitmek. Ve şu anda inanılmaz bir eğitici kitlesi oluştu ve bu projeyi ilk adımı attıktan sonra, Azerbaycan'da da bu proje bizim de... E, e, gerekli o ilgili merciler tarafından da görüldü, desteklendi, büyütüldü ve açıkçası bu bir artık insanlara utandığı, çekindiği bir şeyden çıkıp yani böyle bir şey varsa çocuğu eğitelim, onun da normal hayata katılımına destekleyelim gibi bir ruh haline girdi. Diğer taraftan gönüllülük faaliyetleri bizim için çok önemli. Yani bir şeyi yani yaparken şirket bir şey yapabilir. Yani şirketin parası, olanakları, imkanları vardır. yatırıyor, mesela bir, bir yere bağış yapıyor ama biz bunu şöyle bir şey yapmak istedik. Yani çalışanlarda da o gönüllülük, bu işin içine girme kültürü oluştu. Niye? Çünkü başkasını düşünebilen, empati yapabilen insan bence şirket için değerli bir çalışandır. Çünkü demek ki onda belli o vicdani duygular uyanıyor, birine yardım etme, problem oluşturmama, toksik o e, ortamdan kaçınma duyguları oluşturuyor. Ve biz gönüllüler ekibi kurduk. Tamamen gönüllü. Bir ilan çıktık. Kimler katılmak istiyor? Yaklaşık 500, 500 kişilik bir ekip oluştu bundan da evren farklı farklı gruplara ayırdık mesela hayvan barınakları yapan var, doğayı bakan var. mesela yıllar zamanında dalgıçlarımız vardı, deniz temizlediler. Yani onun sayesinde farklı farklı projeler çıkarttık. Yani aslında bu bu yani sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik tarafı tabii biz petrol doğa şirketiyiz. Ee, ve bizim de bir hedefimiz var. Yani kendimize de şirket olarak koyduğumuz bir emisyon azaltma hedeflerimiz var. Kapsam 1 ve Kapsam 2'de işte 2035 yılına kadar %40 diyoruz ki emisyonlarımızı azaltacağız. Bunun için rafinerimizde, petrokimya testlerimizde yatırımlar yaptık, mühendislik çalışmaları yaptık, çalışanları eğittik. Ee, tabii uzun dönemli bir hedefimiz de var. Yani 2050'ye kadar da yani Kapsam 1-2'de sıfır olmak zor hedef. Ama o başta söylediğim o dedim yani şirket olarak. Hani şuraya koyalım da işte %70'e yaklaşırsak mutlu oluruzdan da kenara kaçtık. Bununla ilgili de bir hergi yol haritası yaptık e bunun için çalışıyoruz. Tabii bunun için ya başarabilmemiz için çevrenin de katkısı çok önemli. Yani bu bir şirketin kendisine hedef koyup yapabileceği tek başına bir şey değildir. Bulunduğu coğrafyanın, ülkenin, kurumların hepsinin birbirinin el ele vererekten çalışması gereken bir şeydir. Hem yani rüzgar gülleri yani 51 megawatt bizim orada yaklaşık 17 tane rüzgar gülümüz var. Ee, yaklaşık normal şartlarda 40 bin hanenin yani böyle elektrik enerjisini karşılayabilen karşılıyor. bir şey. Yani biz onu aynı zamanda bizim Petkim'de de kullanıyoruz. Yani oradaki ihtiyaçlarımızın, da, elektrik enerjisi ihtiyaçlarımızın bir kısmını açıyoruz. Bir kısmını farklı testlerimizde kullanıyoruz. Bir kısmını şebekeye veriyoruz. Yani fazla kaldıkları zamanlarda. Yani bu çalışmaya biraz daha böyle holistik bakıyoruz. Ee, zor bir şey. Yani kolay bir çalışma değil. Yani sosyal sorumlulukla herkesi mutlu etmek mümkün değil. Ee, ama en azından bu çabayı gösteren bir büyük şirket önce olursa, insanlara örnek olursa düşünüyorum ki insanlar da fertler en azından adımlamaya başlarlar. Bu arada Mikael Bey, bu zor işleri anlattınız. Şimdi buradaki videonun içeriğinde de aslında bizi izleyen, geleceğin liderleri için, şu anda bizi izleyen lider adaylarına da deneyimlerinizi paylaşıyoruz. Son sorum şu. Şimdi enerji şirketlerinde alınan kararlar çok zorlu süreçlerden geçiyor. Çok stratejik çalışmalar gerektiriyor, fizibilite çalışmaları çok uzun sürüyor. Ama bu karar alınıyor ve uygulanıyor. Şimdi bir lider olarak size soruyorum. Almış olduğunuz karar ve etkileri konusunda paylaşabileceğiniz örnekler var mı? Aa, kesinlikle. Bunun için böyle ben çok böyle detaya gitmeden birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela ben öğrenciyken Avusturya'da hep konuşuluyordu. Nabucco projesi vardı. Yani sizler de duymuşsunuz. Da. O zaman da işte Türkiye'yi bir hub olarak geçip yani Avrupa'ya doğal gaz satışını hedefleyen, böyle iletilmesini hedefleyen bir projeydi. Çok konuşuldu. ama en sonunda Olmadı. Bizim o zamanki gerçekliklerle bugünkü ihtiyaçları da gören insanlar, liderler çıktı ortaya. Dediler ki biz projeyi tamamına bu olarak değil, TANAP olarak, Türkiye-Azerbaycan olarak yapacağız. O zaman o insanlar, yani Avrupa'dakiler de bu bir önce dediler yapamazsınız. Çünkü büyük bir finansmana ihtiyacı var, çalışmalara ihtiyaç var, doğalgazı ihtiyaç var. yani Önemli bir süreç. Ee, gelecekte doğalgaz fiyatları nasıl olacak diyenler oldu ama baktığınız zaman bizim TANAP projesi tamamlandığı anda bugüne baktığınızda ne kadar önemli ne kadar zamanda yaptığımızı özellikle geçtiğimiz sene çıkan doğalgaz fiyatlarını Avrupa'da dünyada biliyorsunuz hani bu bölgedeki savaş nedeniyle. Bir bunu mesela bir örnek olarak göstermek. Yani doğru planlama, geleceğe bakmak çok önemli. Bizim şimdiki dönemde vade biraz değişti. Mesela eskiden uzun dönem dediğimizde 10-15 sene düşünüyordunuz. Şimdi uzun dönem bazen bir ay, ne bileyim, bir yıl falan oluyor. Hani evet. sektöre göre. Evet, evet, çok yani doğru. Böyle da kısa dönem yarın falan oluyor. Ne bileyim bir ay sonra oluyor falan. Eskiden çok eskiden kısa dönem 1-3 seneydi. İşte orta vade 3-5 seneydi. İşte uzun vade 5-10 sene falan diye geçiyordu. Şimdi onlar inanılmaz. Şimdi tabii gelişim çağı da yani farklı. Yani hız inanılmaz arttı. İnsanlar daha mobil, daha hızlı kararlar verebiliyorlar. Mesela onu söyleyebilirim. Veya mesela insanlar biraz daha uzun vadeye bakması. Kendi kariyeriyle de ilgili hayatıyla. Yani mesela bugün buradayım, mutluyum. Peki bu sektörün geleceği nedir? Peki bu işi yapıyorum, bu işin geleceği nedir? Mesela şimdi üniversiteye girdim. Mesela biz de Azerbaycan'da eskiden herkes uluslararası ilişkiler okurdu. Ben de uluslararası ilişkiler mezunum. E, ama niye diye sorduğunda çok insan cevabı yoktu. E, ben çocukken diyordum ki diplomat olmak istiyorum. E bunun da yolu nereden geçiyordu? Uluslararası ilişkiler okumaktan. Ee, ama mesela çoğu insana soruyordum diyor ki ne bileyim hani böyle herkes istiyorsa demek ki güzel bir şey. E şimdi de mesela ben bazen görüyorum üniversitelere gidiyoruz konuşuyoruz çocuklar falan yani gençlerle. Ee, bazen şu soru sorduğumda ki hani mesela niye mesela endüstri mühendisliği okuyorsun mesela hani ne yapmak istiyorsun? Valla işte ne bileyim matematiğim iyiydi sınava girdim şöyle puan topladım bu üniversitede iyiydi girdim orada okuyorum. Peki yani burada bitince ne iş yapacaksın onun için öncesinde çalışıyor musun? Mesela genelde hep insanlar gelir dördüncü sınıf diyor staj yapmadım. E, tamam şirkete gidiyorlar. Şirketler yeni şirketler diyor ki var mı bir iş tecrübeniz yok. Niye onu 4 sene önce aslında düşünebilse ki bunun için de örnekleri de bir sürü var. Bir sürü kariyer fuarları var. Şirketler gidiyor, üniversiteler teşkil ediyor. Yani bu aslında hani gençlere de dinliyor. Hani insanlar da buradan gelecekte beklenti ne olur dediğimizde biraz planlama yapmak gerekiyor. Yani her şey bir yerden beklemek bu doğu kültüründe, bu coğrafyada biraz var. Hani birisi söylesin yapayım. Mesela ekiplerin içerisinde de genelde hani bir asker grubu olur bir de generaller olur. onların Doğru. Ama işte o general ne kadar fazla olursa o kadar güzel. Çünkü düşünen insan çok oluyor. Onu strateji planlayan, düşünebilen, yönetebilen insanlara çok olması. Ve benim de hep istediğim hem bizim şirket içerisinde hem kendi ekibimin içerisinde, arkadaş çevremde. Yani düşünen insanın yapan insanlardan bir nebze daha fazla olması. Ve bu, bu zaman bizim gelişimimizi, geleceğimizin şeyini açıyor. Hani böyle bir ufuklarını açıyor. Yani benim söyleyebileceğim kendim için de o. Ee, hep düşünmek gerekiyor. Bazen bir bir ay böyle hani olur ya insan bir yerden sonra yorulursun dersin kendi hani biraz da ben hani bir dinleneyim. O zaman insan pasladığını, paslandığını hissediyor. Onun için devamlı düşünmek gerekiyor, plan yapmak gerekiyor, strateji, geleceğe bakış, nerede ne var, hangi fırsatlar var. Onu hayatına veya bulunduğun noktaya veya şirkete nasıl getirebilirsin, ekibine nasıl yayabilirsin. Yani benim insanlara kendin başta olmak üzere söyleyeceğim bu. Doğru. Valla çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür bu arada ederim. ben Mikail Bey'le sohbet etmekten gerçekten çok keyif alıyorum. Aranızda umarım bu sohbetten keyif alanlar vardır. Videoyu beğenerek bu etkileşimi bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Mikail Bey zaman ayırdığınız için ben çok Tabii teşekkür, ben çok teşekkür ederim. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Çok Allah kolaylıklar versin. Sağ olun. Sağ olun. Allah. Hep beraber. Teşekkür sağ ederim. ederim.